Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk. Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Şu anda karşımda tam çift terapisi gibi duruyorum. Kimler var? Başak Gümülcün Eloğlu. Ve Çağrı Çıtanak. Harika bir ikili. Şimdi Blue TV'de işe başladım. Çok keyifli. Çığlık çığlığa her şey güzel güzel gidiyor. Ve bu abinin çok sakin olması, senin de sürekli delirmeni o kadar iyi anlıyorum ki. Bu iş size nasıl geldi? Anlat. Başla. Ben söz vermiştim. Gerçekten bizim dinamiğimizde çok konuşan kişi yine benim yani. Hani Aylin ve Gürkan'ın da yani. Sen ben odaki karakterlerin dinamiğinde olduğu gibi. Çok gerçekten kendi nefesim yetmedi fark ettiyseniz cümleye. Çok konuşuyorum. O yüzden dedim ki daha makul ve böyle hani eşime, sevgilime daha saygı duyacağım. O konuşsun biraz falan dedim. Yine buyur dedi bana. Evet, fark ettim. Her zaman önceliği sana veriyorum. Ya bize nasıl geldi iş? Hadi hızlıca anlatayım. Ve ihale bana kaldı. Tamam, kabullendim. İş nasıl geldi? Valla iş nasıl geldi? Manen soruyorsun anladığım tabii, kadarıyla. Tabii tabii, yani bu neden işin, sizin işiniz? Evet. Ha, neden bizim işimiz? Çünkü birincisi bence şöyle bir olay var. İzlenirken ne kadarlık bir kesim bunu görüyor bilmiyorum ama temelde kollamaya çalıştığımız çok gerçek olmak gibi bir derdimiz vardı. Yani evet, bir komedi işi yapalım ama şaka yapmak zorunda kalmayalım. Durum komedisi olsun. Biz zaten günlük hayatımızda da hepimiz komik durumlara düşüyoruz ya komik şeyler yaşıyoruz ya. Ve bir oyuncu olarak şu çok ciddi bir challenge bence. Ya şey, durumlar vardır ya böyle, şimdi komik olmadı da anlatınca çok komik olmuyor da yaşayınca çok komik olur. Bence onu gerçekten oynayabilmek bir oyuncu için çok büyük bir challenge. Bu işin de tamamıyla böyle olması çok cazip ve şeydi bence. Bizi de asıl kaşıyan, gıdıklayan yeri, bize iyi gelen yeri, kendimizle mücadele ettiğimiz yeri, partner olup birbirimize bir şey öğrettiğimiz, kattığımız, pas attığımız yeri orasıydı yani. Yani tabii ki evet. Evet, öyle düşünmüyorum. Şöyle bir durum var. Tabii ki konular egzajere yaşanıyor. Tabii ki o 10 dakika içerisinde, bir gün içerisinde öyle yaşamıyor insan ama onların bile yani dozunu inşallah biz doğru ayarlamışızdır. Senaryo ve doğaçlamalarla diyeyim. Ama tabii ki yani ilk geldiğinde... Doğaçlama var mı işte? Yani iş... Çok ciddi bir çok kısmı ciddi aslında. Ciddi bir kısmı, evet. Çok doğaçlama. Yani şöyle, işin üstüne... senaryosu yazıldı ve her bölüme üzerine biz çok konuştuk. Senaristimizle, yönetmenimizle gerçekten o kadar çok konuştuk ki önce bir kafamızda onu çektik, düşündük, konuştuk, irdeledik. Bu böyle olsun, şöyle yapalım falan. Sonra dedi ki atıyorum senaryoları, ki bu arada yani ben dünyanın en inek insanlarından biriyim. Hani Çağrı benle her akşam. Evet, yarın 3'ün yarısını çekiyoruz ve 4'ü çekiyoruz. Şu an onları ezberleyeceğiz falan. Diyor ki oğlum onları çekmiyoruz ki tamamını. Yani giriş gelişme sonucu yapsak yeter falan diye. Çünkü şöyle de bir şey var hakikaten. Şeydi yani, senarist de Halil de şu kapıyı açık bıraktı bize. Bazen oluyor çünkü abi benim yazdığımı bozmayın diyen de oluyor. Halil dedi ki abi o an ne geliyorsa yapıştırın yani. Ben ille de benim yazdığımı oynayın, birebir bunu oynayın demiyorum size. Geliyorsa bir şey hiç bana sormayın bile, yapıştırın dedi. Tamam dedik. Yönetmenimizin emrinin zaten çok diline çok yatkın. Biz zaten çok yatkınız. Bir de zaten o dönemde sevgiliydik, birbirimizi de biliyoruz falan. Şimdi ayrıldınız mı? Şu an evlendik artık. Artık sevgili değiliz. Peki set aşkı mı oluyor? Yani aslında şöyle... biz Çağrı ile bir sette tanıştık. Sen Çalkapımı diye bir dizinin setinde tanıştık. Ancak ben 52 bölüm oynadım. O 39 bölüm oynadı. Birlikte sahnesi olmayan tek iki insan biziz. 52 yani, bölüm seni bekledim diyor. 52 bölüm. Aynı sahnede oynadık. Hiç onun karakteriyle benim karakterim hiçbir zaman etkileşime geçmedi. Yani hiç partner olmadık vesaire. Ancak tabii ki yani çok fazla karavanda şurada burada denk geldik. Arkadaş olduk. Zaman geçirdik. Ve bir süre sonra ikna oldum ben yani hani bizim sevgili olduğum. Evet. Başak'ın ikna olmasını biraz bekledik o konuda. Yani, sabırlısın sen, anladın mı? Ben biraz evet sabırlılık ve kunduzluk bende var. Yani ben... Sinsi bir aşık. Tabii ki canım, kesinlikle öyle. Hani sen bunu böyle yaptın diye. Kızım sonuçta elimizde yüzük var. Sence ben bunu tasarlamamış olabilir miyim?
dizinin akışında da bu var. Şu andaki haliniz de beni çok mutlu ediyor. Çünkü izlerken de şey oldum. Evet, böyle bir şey ilişki ve çok da doğal akıyor ki doğaçlama olduğunu bazı bu noktaların bilmiyordum. Bunu çok iyi vermişsiniz. Teşekkür ederiz. Yani tabii ki hem özür dilerim. Ne diyorsun? Allah rızası için konuş. Ne olur sonra Başak çok konuştu oluyor. Yok, demiyorlar ben. Ne olur demeyin tamam falan diye. Ya şeyin içerisinde tabii ki dizinin içerisinde o doğaçlamalar şu yani bir senaryo akışın içerisinde ki. Yaptığın doğaçlama evet doğaçlama kolay. Diğeri bayağı başıboş. Yok bir hani, cılkını çıkarma evet, durumu yok ama çok samimi değil ama, verdiği kısım o. Evet tabii ki çok bir de gerçekten insan düşünüyor. Ben oturdum yani 40 hafta hamilelik çalıştım. Yani bu haftasında bu bebeğin işte bu ayının bu haftasında anne ne hissediyor, ne yaşıyor? Belim ağrıyor, ayağına mı uzanamıyor, midesi mi bulanıyor? Gerçekten onları o kadar böyle çalıştım ki bir noktada böyle Çağrı da çok kolay uyumlandı. Nasıl oldu onu da anlamadım. Yani böyle şey gibi oldu. Ben ayağıma uzanamıyorum falan diyorum. Heh, tamam ben kaldırırım falan diyorum. Aa, yapıyor mu bu işi? Çocukcığım acaba bir gene bir sinsiliği olabilir mi konuyla ilgili? Ya olabilir ama ne olur lütfen rica edin. Acık acık para kazandık ne olur kıçımız yer gördü. Yok, yok valla bu konuda hakikaten sinsilik yapmıyorum. Bu yani bu çünkü zamanla, yani şey olabilir. Başağı ikna etmek nispeten elimde olabilecek bir şeydi ama bu çok müdahale etmenin doğru olmadığını düşündüğüm bir şey. Aynen. Çocuk olacağı zaman. Evet. İşin şakası ama yani sinsilik altyapısı olunca hoşuma gitti. Oradan var, da bir var. Inception dediğimiz. Ya bazıları da gerçekten annemi ablamı falan tebrik etmişler. Ya ne kadar tatlı hayırlı olsun. Yeni evlendik ya zannediyorum. Hayır arkadaşlar yani biz sen şöyle bir şey olabilir evet, mi Yasemin? Çocuğumuz oldu. Başak yani. Gümüşoğlu Çarşınak. Biz yaptık. 21 Mart demiş olabilir miyiz yani? Ya bir de yani tarih mesela çocuğun adını mı Blue TV koyduk o zaman? Aynen. Blue TV'de yazıyor. Gerçekten ya. Gerçekten her şey yazıyor. Aa, güzel fikir. Güzel fikir yalnız. Hem sponsorlu bir çocuk. Tabii, evet evet. Kaderi belli değil mi? Bereketiyle geldi diye sponsoruyla gelip. İşi çektiniz bitti mi? Evet. Yani biz artık seri izleme hikayemiz orada başlıyor. Siz çektiniz. Evet. Sonra ikinci sezon gibi benzeri durumları ne olacak belli mi? Şöyle. Yoksa heyecanla duracak. Yani ikinci sezon, üçüncü sezon ilk set gününden itibaren konuşulmaya başladı. O yüzden ilk set günü bitti. Dediler ki bütün herkes yani işte PH yapımı, Baby Mall ortak yapımı yaptı. Yönetmenimiz ayrı, Halil ayrı falan. Dediler ki biz bunu ikinci, üçüncü sezon yapalım. Olabilir, falan olabilir diye böyle. Evet, evet ve böyle hani mesele hiçbir zaman bir finale vardırmak değildi. Çünkü bir tane yorum okudum mesela o çok hoşumuza gitmişti Çağrı ile ikimizin. Diyor ki orada bir final hissi yok hiçbir zaman. Yani evet. Bir şey işte ne olacak bundan sonra nereye varacak yorgunluğuyla beklemiyorum hiçbir şey. Sadece o anı yaşatıyor bana. Aa ne kadar güzel böyle bir yorum. Hiç böyle düşünmemiştik falan ama dedik. Ama çok dertliyiz ya yapım izlerken yani. Görev gibi, dert gibi. Ya ne olacak bir dahaki hafta? Bir dakika bu çok keyifli akıyor. Hayatınız öyle keyifli akıyor mu? Çok şükür. Vallahi akıyor. Yani tabii ki tökez diyor. Şimdi böyle kederli konulara da girmeyeceğim. Hele ki yakın zamanlarda daha da canımız sıkıldı ama bir şekilde genel olarak hayat keyifli akıyor tabii ki yani. Çünkü hayatın akışı zaten bence keyifli bir şey. Yani durağan olmak çok kötü. Hayat aktığı sürece hiçbir sıkıntı yok. İzin verirsek tabii ki. Bir de öyle bir şey de var. E tabii ki. Yani, evet ama yani. Genel olarak çok dertli yaşayan insanlar değiliz. Yani kendimiz değildik. Ben de değildim. Çağrı olarak değildi. Aa, ilmeksiniz o anda. Evet ikimiz birleştiğinde ya bunun ne tarafından bakalım. Canım sıkıldı diyorum mesela. Tamam ne yapalım diyor. Yani hani bir çözüm, hep bir çözüm odaklıyız. Devamlılığı olan bir şey var. Peki şarkıcılık? Yani şöyle aslında ben Amerika'da müzikal tiyatro okuyordum. Ve biz aslında seninle oradan tanışıyoruz. Sen hep beni aşırı derecede desteklersin. Seni aşırı severim. Ay ay ay. Bir de Yasin var. Yasin'i de çok severim kardeşim. Ben de severim. Aynen. Hadi Yasin kim diyorum evet, kardeşim. Biz iki ayrı yerden çok sevdiğim iki insan oldunuz. Ya yani şöyle o mu bu mu diye bir şey yok hayatımda. Ama hiçbir zaman... hiçbir arkadaşımı, aile bireyimi de öyle değerlendirmedim. Onu mu, bunu mu diye. Evet. Sadece onu yapmak istediğimde onu yapıyorum. Bunu yapmak istediğimde bunu yapıyorum. Şu anda dediği akış bu işte. Evet, evet. Yani ben yazıyorum zaten sürekli. Ve mesela Çağrı'ya düğünümüzde çıkardığım Neler Mümkün şarkısını ben 1,5-2 yıl önce yazmıştım. Yani o günün şarkısı değildi. Sinsi Çağrıcı mı o? Hayır, sadece ta o dönemden teslim olduğunun farkında değildi. Güzel, güzel.
O yüzden dediğim gibi yani o da tabii ki daha yoğun ilerlemesini umuyorum. Müzik tarafının bir tık daha yoğun ilerlemesini umuyorum. İnşallah öyle olur ama dediğim gibi bir taraf seçmedim hiç. Anladım, zaten bir tarafta olman gibi bir durumda söz konusu. Umarım belki sizi şöyle müzikalde görüp. Müzikal oraya... var şu an. Bir Broadway müzikalleri projemiz var. O şimdi sen çıkacak. De var mısın? Ben seyirci olarak da. Evet. O da yakında evet yayınlanır. O güzel, heyecanlı. Peki ayrı ayrı var mı hikayeleriniz? Yani şu anda işlerle alakalı. Ha yok şey işle alakalı şu anda böyle oturup henüz bir imza attığımız bir şey yaptığımız benim en azından yok. Başak bana bir sürpriz hazırlamıyorsa. Yok. Onu... Yakın zamanda şey Amerika'ya gitmeyi planlıyoruz. Ben işte Selahattin'in oyunculuk okulundan kabul aldım. Oraya oraya gideceğim. Çağrı da gece o da İngilizce okula gidecek falan gibi böyle bir yaz programı yaptık ama biraz böyle hani tatilden ziyade aynı zamanda İyi, bir tık daha kariyerde ne yapabiliriz gibi. Onun dışında şu an anlaştığımız bir iş yok ama evet. Güzel. Çift olması çok tatlı bir hareket. Hem de işte çok iyi. Bu çift dedikodu yapar mı? Yapar. Yaparız. İşte yapar, tabii budur. Evet. Hatta böyle biriktirip notlara yazdığım oluyor benim. Çünkü böyle dedikodu enerjisinden bazen korkuyorum bazen de gel ya iki dakika şunu konuşalım bir seninle baksana ne anlatacağım falan diye notlara yazmış buluyorum kendime falan ama yapıyoruz evet. Yaparız tabii canım ama şey değil öyle. Anasını kötü anlamda ama. Değil yani. Dedikodu iyidir ya. Şey, yani dedikodu evet. Tabii tabii ama şey değil yani öyle pis gıybet değil. Evet yani, bilin ki bizim evde konuşuluyorsunuz. Birini çamurlamak değil. Yapış. Ben programı kapatıyorum çünkü iş kötü bir yere gitmeye başlıyor. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.